Erkan hoş geldin. Merhaba abi, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ne var ne yok? İyi valla. Evdeyiz, sağlıklıyız. Daha ne olsun? Güzel, güzel. Senin aile kaç kişiyiz şu an? İki kız var. Maşallah. Eşimle beraber. Bir de küçük köpeğimiz var. Güzel. Allah kolaylık versin. Vallahi teşekkürler abi. Heyecanı bol, aksiyonu bol bir yaşantımız var şu an. bir defa biz her cumartesi pazar buradaki arkadaşlarla hem işte Maslak'taki, Ayanşah'taki, Ümraniye'deki, Ankara'daki Darüşşafaka basketbol okullarıyla, Daçka Basket Akademi ile böyle toplantılar düzenliyoruz. Önce biraz sohbet ediyoruz, sonra da soru cevap yapıyoruz. Bugünkü Tabii ki. konuğumuz da sensin. Fazlını, bu saatini bize ayırdığın için teşekkür ederiz. Ne demek? Memnuniyetle. Erkan şöyle bir bak, hatırladığım kadarıyla değil mi? 1983 doğumlusun. Aynen. Yanlış bilmiyorsam düzelt lütfen. Anadolu Efes, o zaman Efes Pilsen altyapısındansın, doğru mu? Doğrudur. Sonra da işte Fenerbahçe, Beşiktaş, hatırladığım kadarıyla Banvit, Karşıyaka Telekom, Tuborg Bu galiba var, Erdemir. Erdemir var Evet. ve şimdi de Beşiktaş'tan Darüşşafaka'ya transfer oldum ve Darüşşafaka'nın da kaptanlığını yapıyorsun. Bizim konumuz aslında kaptanlık nedir? Bize onu biraz anlatabilir misin? Yani bir kaptan ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Bir onu bize anlatabilir misin? Ya şimdi kaptanlık şöyle diyebilirim. Aslında baktığınız zaman o takımın hani büyüklerinden seçilir. Neden büyüklerinden seçilir? Oluşacak sıkıntılı durumlarda ya da herhangi bir olağanüstü durumlarda ki tecrübesiyle takımdaki sıkıntıları giderebilsin diye bu kaptanlık görevi veriliyor insanlara. Aslında Türkiye'de şöyle bir şey var. Her takımdaki kaptanlık görevlerinin zorluğu, kolaylığı olabiliyor. Çünkü malumunuz ülkemizde her takımın organizasyon olarak, kulüp yapısı olarak farklı sıkıntıları olabiliyor. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Yani atıyorum daha büyük camialarda maddi olarak sıkıntı yaşanan kulüplerde kaptanlık görevi biraz daha zor geçebiliyor. Bizim kulübümüzdeki gibi bir organizasyonda açıkçası çok da fazla bir kaptanlık görevi düşmeyebiliyor. Saha dışı olarak konuşuyorum. Saha içinde de olabildiğince tecrübelerimizden yararlandırıp bu sene Sinan'la ben bu konuda biraz daha arkadaşlarımızla iletişim halinde olup aslında tecrübelerimizi yansıtıp insanların bir hata yapmadan önce onları daha o bir şey daha nasıl diyeyim size hatalarını telafi etmelerine yardımcı olmak aslında biraz daha abilik yapıp takımın toparlayıcı rolünü üstlenen bir yapıdır aslında kaptanlık. Peki, seni zorlayan sadece ben bunu Darüşşafaka olarak sormuyorum. Çünkü sen demin Darüşşafaka'nın yapısından dolayı saha dışındaki, orada da çünkü genel menajer ve genel menajerin altında çalışan sosyal medyasından tut, işte yabancı ilişkilerine kadar, basın ilişkilerine kadar bir sürü aslında yönetici arkadaş var. Dolayısıyla maddi konularda da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla senin demek istediğin şey buydu. Ama kaptanlığın içerisinde bir kaptanı zorlayacak şeyler aslında biraz bahsettin ama bunu Darüşşafaka olarak algılama. Çok fazla tecrüben var. Bir sürü takımda oynadın. A takımda oynadın, milli takımda oynadın. Kaptanlık şu zor değil mi? İnsanın beyni dolu olduğu zaman ayakları yavaş işler genelde. Hani kafasını odaklayamaz başka konularla ya işte bugün Murat'ın işi vardı, onu halledemedik. Ahmet'in işi vardı, ona yardım edemedik. O sırada top sana gelir, şutu atman lazım. Ama beynin dolu olduğu için işte o oyuna kendini veremezsin. Kaptanlığın zor taraflarını biraz bahsedebilir misin?
Çünkü tabii ki yani. Özür dileyerek söylüyorum. Çünkü altyapıda kaptan olmanın bir statü olduğu düşünülüyor. Aslında omuzunda farklı yükler de, küfende farklı yükler de oluyor. Biraz o konuları istiyorsan, zorluklarını bahsedelim. Tabii tabii. Ya aslında şöyle diyebiliriz yani oynadığın oyunun dışında bir de takımdan da mesul olduğun alanlar mevcut. Neticede kaptan dediğiniz takımın içinde bir köprü vazifesi de görüyor baktığınız zaman. Hem sağ içi hem sağ dışı. Neticede burada bu görev verilen insana bu statü sembolü olarak değil, bazı şeyleri oyunculardan daha önde gördüğü için bir oyuncuya veriliyor. Mesela nedir? İnsanlarla ilişkileri iyidir. Tecrübesi daha yüksektir. Ben bunu altyapı oyuncuları için de söylüyorum. Deneyimi daha büyük fazladır. Yaşıtlarından belki bir üst kademede oynamıştır. Ve sonrasında kendi yaşıtlarına geldiğinde bazı şeyleri daha erken görüp daha çabuk karar verebilecek bir pozisyona geliyordur. Zor taraflarını şöyle özetleyebilirim. Yani bu konudan devam ederek şöyle söyleyebilirim. Kendi dışınızda diğer oyuncularla ilgili de bazı fikirlere sahip olup bazı şeyleri daha fazla düşünmeniz ve beyninizi daha çok yormanız gerekiyor. Çünkü size orada verilen rol aslında antrenörün altında bir pozisyon. Oyuncularla teknik ekip arasında bir pozisyona size tahsis ediliyor aslında. Bu ne olabilir? Saha içinde yaşanan bazı sıkıntılar olabilir. Takım arkadaşları arasında her zaman problemler çıkıyor, kavgalar olabiliyor, tartışmalar olabiliyor. Neticede bunları biraz daha saha içinde çözmek amaçlı iş düşebiliyor. Daha profesyonel seviyede geldiğinizde maddi sorun yaşanılan kulüplerde bu para durumunu oyuncuyla kulüp arasında ya da teknik ekiple yönetim tarafıyla görüşmek zorunda kalınan pozisyonda kalıyorsunuz. Bazı kulüplerde bunlar gerçekten oyuncuları çok zedeleyen şeyler. Dediğiniz gibi yani kafanızı sürekli birçok şeyle meşgul etmek zorunda kalıyorsunuz. İster istemez bunlar sizin performansınızı etkileyebilir de bazen de etkileyemeyebilir. Yani bu tamamen aslında ne kadar güçlü olduğunuz alakalı psikolojik olarak. Çünkü o sahaya girdiğinizde yine de ne kadar olumsuzluk olursa olsun ki Beşiktaş bu sene bence bu konuda belki de bir örnektir. Ne kadar problem yaşasalar da bir şekilde oyununu oynuyorlar ve kazanmaya çalışıyorlardı. O sahaya girdiğinde tabii ki unutman gerekiyor ne kadar problem yaşasan da. Ama özet geçmek gerekirse kaptanlığın zor yanlarını şöyle sıralayabiliriz. Sıkıntı yaşanan kulüplerde bütün sorumluluk aslında oyuncularındaki sorumluluğu da ya da o yükü de almakla mükellef. Çünkü birçok problemde oyuncu da size geliyor ve kulüp tarafı da size oyuncularla ilgili bir şeyler söyleyip atıyorum idmana çıkmama sıkıntılarında köprü görevi görüyorsunuz ve bu dengesi sağlanmadığı zaman takımı dağıtabilen unsurlar. Buralarda olaylar yaşanabiliyor. Yani saha içinde de bazen oyuncular arasında, sezon başlarında, birbirini tanıma zamanlarında herkes kendi rolünü benimserken bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Neticede elimizde bir tane top var ve 5 kişi bu topu bir şekilde paylaşmak zorunda. Buralarda sorun çıktığında saygı duyulan bir insan olduğu zaman o takımda en azından içeride de saha içinde de buraları biraz daha dengeleyip işleri daha böyle kızışmadan daha sağlıklı bir şekilde götürmek için kaptanların da burada destek olması gerekiyor. Bu tarz şeyler yaşanıyor ama seneler geçtikçe de bazı şeyleri daha çabuk öngörüp olayların daha büyümeden önünü kesebilmeyi de yavaş yavaş öğreniyorsunuz açıkçası. Peki aslında sen de alt başlık olarak bunu söyledin ama herkes de kaptanlık yapamıyor. Zaten belki kaptanlar liderler arasından arkadaşlarını peşinden götürecek, sözü dinlenen, demin dediğin gibi tecrübeli insanlar arasından seçiliyor. Ama kaptanların devamı da aslında ya iyi birer tane antrenör veya bir yönetici olurlar.
Çünkü liderlik vasfı, problem çözme, 15 kişiyi bir arada tutmanın önemli paydaşlarından biri oluyor kaptanlarda. Çünkü buradaki arkadaşlarımız da çoğu maç oynuyorlar ve maçlarda soyunma odasında antrenörün girmediği bir alan var. Evet. Maçlardan önce bir hazırlık yaparken, formanı giyerken veya devre arasında işte bir nefes aldığım bir ilk 5 dakikada veya maçtan sonra koç konuşmasını yaptı, dışarıya çıktığında oyuncuların baş başa kaldığı ve kimsenin girmediği bir alan var. Soyunma odaları takımlar için çok önemlidir. Burada da takım kaptanları ve liderlerin ön plana çıktığı hep konuşulur. Bir basketbol A takımının soyunma odasında neler oluyor yani? Ve kaptan bunun neresinde durması lazım? Neresin? Sen neresinde duruyorsun? Şöyle söyleyeyim, yani dediğiniz gibi aslında genç arkadaşlar da biraz bunun farkına varıyordur artık. Çünkü onlar da bir soyunma odasında bir takım halinde hazırlanıyorlar. Herkesin oturduğu bir yer vardır muhakkak. Yani belli başlı bir hiyerarşi oturmaya başlıyordur yavaş yavaş diye düşünüyorum altyapılarda da. Üst yapılarda tabii ki bunun tamamen netleşmiş, kemikleşmiş halini aslında biz şu an yaşıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Dediğiniz gibi yani burada oyuncuların baş başa kaldığı, mesela devre arasında hocanın gelmeden bir 3-5 dakikalık bir nefes alma dönemimiz olur devre aralarında ya da maçta maç konuşmasından önce bir belli bir periyot olur. Buralarda aslında yaşanılan şeyler maça hazırlanan insanları görürsünüz ya da hazırlanmayan insanları görürsünüz. Buradaki olay aslında o odanın dengesini sağlamak bence. Kaptanların burada yaptığı o soyunma odasında yaşanan şeyler bunlardan ibaret aslında. Eğer ortam çok yumuşak ve maça hazır halde değilse bununla ilgili telkinlerde bulunmaya çalışırız. Ya da ortam çok hararetleşmiş ve yani bir sıkıntı çıkarılacak bir duruma geldiğinde de bunu yatıştırma görevi genelde bizim yaptığımız şeyler. Çünkü o maça her zaman oyuncu tabii ki hazır olamayabiliyor. Fiziksel olmasa bile mental olarak gerçekten her maça aynı şekilde hazırlanmak kolay olmayabiliyor. Kaptanların bence burada bir görevi daha soyunma odasında dediğiniz gibi o kalan oyuncuların baş başa kaldığı zamanda arkadaşlara yardımcı olmak. Eğer maça hazır değilse onu maça biraz daha hazırlamaya çalışmak. Eğer çok gerçekten sıkıntılı bir ortam varsa da devre arasında genelde bunlar olabiliyor ya da maç sonunda oradaki ortamı normal hale, sağlıklı hale getirmeye çalışmaktır. Tabii ki burada oyuncuların da kaptanlarına ya da abilerine saygı duyması, onların gerçekten takımın iyiliği için, takımın başarısı için uğraş verdiğini de bir şekilde anlamaları ve saygı duymaları gerekiyor. Burada bazen sıkıntılar da yaşanabiliyor ama şu ana kadar gerçekten ben kendimi şanslı hissediyorum oynadığım takımlarda. Pek sorun çıkmadı açıkçası. Bu da senin çözüm odaklı olmanı gösteriyor ama şöyle Erkan, sen de sonuç olarak bir oyuncusun. Yani takım kaptanları da genelde sonuç olarak oyuncu ve senin de maçın içerisinde psikolojinin artıya çıktığı, eksiğe indiği anlar oluyor. Sen orada kendini nasıl toparlıyorsun? Yani şimdi hem örnek olman lazım. Diyelim ki ben senin takım arkadaşınım, ben de arka arkaya şutlar kaçırdım, koçum bana bir şeyler söyledi, sen de top kaybı yaptın, sen de aşağıdasın, sen hem kendini toparlaman lazım, sonra da beni toparlaman lazım. O oradaki geçişi sen nasıl, kendine nasıl yukarı çekebiliyorsun? Ya şöyle söyleyebilirim, ben kendime hep şunu söylüyorum, elimden gelenin en iyisini yapabilme felsefem vardır. Yani bu sahada kötü oynasam bile, şut sokamasam bile yapmam gereken neyse onun maksimumunu vermeye çalışıyorum. Eğer hücumda başarılı değilsem o gün savunmaya daha çok ağırlık verip bir şekilde o sahada kaldığım süreyi en maksimum şekilde takıma yardımcı olarak
geçirmeye çalışıyorum. Tabii burada dediğiniz gibi birçok etkenlerle uğraşıp orada sahada bir de performans vermek bazen zor olabiliyor ama burada arkadaşlarım bence şunu görüyorlardır. Ben sahaya girdiğimde elimden geleni yapıyorum. Kötü de oynayabiliriz, iyi de oynayabiliriz ama şu var, o gün gerçekten enerjiyle sahada birçok şey var iyi yapabileceğiniz. Bu sadece sayı atmak, rebound almak, asist yapmak değil. Bazen de pis işler diye tabir edilen ya da enerji katmanında enerji seviyesini arttırma gibi birçok böyle başka bölümler de var basketbol istatistiğinde. Oralara odaklanmaya çalışıyorum. Ve bunları gördükten sonra da insanlar da belki de yani iyi oynamasak bile en azından mücadele ediyor bizim kaptanımız diye düşünüp onlar da benim arkamdan bu şekilde geliyor olabilirler. Neticede ya dediğim gibi başta söylediğim gibi benim tek bir şeyim var. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapabilmek. Bazen olabiliyor, bazen olamıyor ama böyle bir şey var. Burada yapılacak tek bir şey var. Elinden geleni en iyisini yapabiliyorsan ve o gün o kadar çıkıyorsa diyorum bazen. Güzel. Aslında ben kafamdaki soruların hepsinin cevabını aldım. Şimdi arkadaşlardan el kaldıranlar var. Uras Ozan, lütfen sen el kaldırmışım buradan mesaj kısmından. Peki siz maçtan önemli... Uras'cığım kendini, adını, soyadını bir söyler misin Erkan abine? Benim adım Uras Ozan Türk Yılmaz. Merhaba Uras. Eylül ayında doğdum. Benim sorum bu olacak. Sizin önemli bir maçtan önce maçta takım arkadaşlarınıza nasıl moral vermek için sözcükler kullanıyorsunuz? Onların kısaca anlatır mısınız? Tabii ki. Anlatırım Uras'cığım. Şöyle bir şey var. Biraz önce Murat abiyle konuşurken de belirtmiştim. Bazen insanların vücut diline bakarak o gün nasıl oynayacağını ya da nasıl bir performans göstereceğini bazen anlayabiliyoruz. Siz de belki arkadaşlarınız arasında böyle bir şeyleri görebiliyorsunuzdur takım arkadaşları arasında. Biri iyi oynar, biri kötü oynar. Bunu belki önceden de görebiliyorsunuzdur. Bunları bu şekilde gördüğüm zaman bireysel olarak ya da bütün takım kötü oynuyorsa antrenörlerin bizi bir 5 dakika serbest bıraktığı, baş başa bıraktığı anlarda bunları bir şekilde onlara anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, bazen olmuyoruz ama genelde yaptığımız budur. Teşekkürler Erkan. İpek, sen el kaldırıyorsun galiba. Basketbol hayatımızda... Bir dakika. Hep adını soyadını söyle, bir merhaba de. Ondan sonra da sorunu sor lütfen. Ben de göreyim seni. Adın ne? İpek. Tamam. Seni bulayım. Basketbol hayatınızda unutamadığınız anınız... Vallahi çok var ama ben bu zamana kadar basketbol kariyerimde bir şampiyonluk yaşadım Karşıyaka'yla. O sene yaşadığım şampiyonluk çok özel bir şampiyonluktu bence. Herkesin de takdirini kazanan bir şampiyonluktu. O şampiyonluk anını gerçekten benim için çok özel. Teşekkürler. Sağ olun. Emir. Merhaba, ben size iki tane sorum olacak. Birincisi, maça çıkmadan önce nasıl odaklanıyorsunuz? İkincisi de maçta mesela karşı takım size yolarken diğer takım da o yoları bastırmaya çalışıyor. İşte oradan nasıl maça odaklanmaya
çalışıyorsunuz? Stresinizi nasıl atıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. İkinci soruyu duyamadım Emir. Bir daha söylemem mümkün mü acaba? İlk soru nasıl odaklanmak? Evet. İkincisi? Karşı takımlar yenince diğer bizim taraftarlar. Onları bastırmaya çalışırken bir ortada ses karmaşası oluyor. O sırada nasıl odaklanıyorsunuz? Maça hazırlanmak için şöyle, açıkçası bunlar seneler önce birkaç spor psikoloğuyla, mentoruyla çalışmıştım. Bunların bana önerdiği şeylerle bir maça hazırlık rutinim oluştu. Sonrasında da senelerdir bunu uyguluyorum. Kendime iyi gelen şeyleri biraz yalnız kalıp, maçı düşünüp, maçı hayal edip, mesela bunlar size de uygun olabilir. Şöyle bir şey, mesela o gün atabileceğim pozisyonları öncesinde hayal edip ya da yapabileceğim savunmayı hayal edip bunlarla ilgili kafamda biraz kendimle baş başa kalıp bunları düşünüyorum. Maç içindeki ortam da aslında bir süre sonra seneler geçtikçe sizi çok fazla etkilememeye başlıyor. Nasıl bir ortama girerseniz girin. Açıkçası ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Bu biraz tecrübeyle yaşadığınız o atmosferi ne kadar çok yaşarsanız duyarsızlaşmanız da o kadar çok artıyor. Bundan dolayı sahada çok etkilenmemeye başlıyorsunuz. Mesela bu konuda tecrübeniz olmasa bile böyle YouTube'da atmosferi çok güzel maçları izleyip kendinizi onun içinde hayal edip bu şekilde o tecrübeyi, deneyimi de kendiniz yaşayabilir ve böylece o atmosferde nasıl oynanacağınızı hayal edip bu şekilde kendinizi bir tecrübe edindirebilirsiniz. Teşekkürler. Rica Alen, el kaldıran 3 kişi var sırayla, onlara da şey vereceğim. Alen lütfen konuş, sende sıra. Merhaba, ben Alen Nurican. Merhabalar. Siz hangi altyapıdan geçtiniz? Yani ilk nerede oynadınız basketbol? Ben, teşekkür ederim sorunuz için. 93 senesinde Anadolu Efes'in eski adıyla Efes Pilsen'in yaz okulu vardı. Orada başladım basketbola. Sonrasında yazın seçmeleri oluyordu Efes'in. Seçmelere katıldım yaz okulundan. Ve sonrasında bütün altyapı serüvenim Efes Pilsen'deydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki. Oğuz. Ben Mehmet Oğuz Açıkgöz. Merhaba. Oynadığınız en iyi maç sizce hangisi? Yani çok maç var. Hani hangisini ayırsam diye biraz zorlanırım ama bundan çok seneler önce o aklıma geldi. Şu an onu söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş deplasmanında oynadığım bir maç vardı. O maçı sayabilirim. Bir 30 sayı atmıştım o maç ve neredeyse sağ içi isabetim 11-10 gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Şu an onu sayabilirim aklıma ilk geldiği için. Teşekkürler. Sağ olun. Yiğit Ballıcalı. Evet. Öncelikle merhaba, ben Yiğit Ballıcalı. Size sayı atmakta en zor, yani size hücuma geçtiğinizde size en çok kimler zorluyordu? Valla bu seneki Doğuş abiniz idmanlarda gördüğüm kadarıyla rakip takımlara bayağı zorluk çıkaran oyunculardandır. Hatta o konuda çok şanslıyız ki biz bence en iyi savunmacılardan biri Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın diyebilirim. Doğuş Özdemiroğlu diyebilirim. Geçen senelerdeki karşılaşmalarımızda da ne kadar iyi bir savunmacı olduğunu hissedebiliyordunuz. Onun dışında başka
Doğuş Balbay senelerdir iyi savunmacı kimliğiyle ön plana çıkıyor. O da gerçekten iyi savunmacılardan ve oynaması, hani hücuma geçtiğinizde karşınızda görmeyeceğiniz insanlardan biri diyebilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Aytaç. Merhaba, ben İlker Aytaç. En fazla hangi takımda mutlu oldunuz? Güzel soru. Vallahi açıkçası her takımda mutlu oldum diyebilirim. Bu politik bir cümle değil. Olmadığım takımlar birkaç tanedir. Bunların nedenleri çok geniş bir gündem olur. Ama oynadığım takımların çoğunda aslında mutlu oldum. Ve kariyerime baktığınız zaman da bulunduğum takımlarda birkaç seneden fazla oynadığım çok takım var. Bu da aslında huzurlu ve mutlu olduğum bir ortamda bulunduğumu gösteren bir örnektir bence. Dediğim gibi yani çoğu takımda aslında mutlu ve keyifli seneler geçirdiğimi düşünüyorum. Peki. Şuradan hemen bakıyorum. El kaldıran da var. Naz Demirhan. Merhaba, Naz Demirhan. Benim sorum şey olacaktı. Korona günlerinde dışarı çıkamıyoruz. Bizim formumuzu korumak için tavsiyeleriniz nelerdir? Yani açıkçası bu konuda biz de zorlanıyoruz. Sizlerin nasıl zorlanıyorsa biz de zorlanıyoruz. Formumuzu korumak açısından biz bu işi para kazanan bir insanlar olarak gerçekten çok daha dikkat ediyoruz ama siz de artık bu işlere baş koydunuz. Siz de bir basketbolcu, profesyonel basketbolcu adaylarısınız. Burada bence yapmanız gereken en önemli şey sizin gelişiminizi sağlayan, sizin antrenörlerinizin söylediği direktifleri bence en önce bunları uygulamanız. Ve bu konuda onların söylediği şeyleri harfiyen uygulamanız sizin gelişiminiz açısından çok önemli. Bunun dışında biz birçok farklı şey yapıyoruz ama bunların çoğu size uygun olmayabilir. O yüzden dediğim gibi antrenörlerinizin, çalıştığınız kondisyonerlerin verdiği programları harfiyen uygulamanız bence şu an için en sağlıklı olanı. Teşekkürler. Rica ederim. Efe? Merhaba, ben Efe Ersoy, Daçka Basket, Daçka Beşiktaş'ta oynuyorum. Son zamanlarda takımdan şu oyuncuların ayrılması, Bonzi Colson, Jared Jones ve Doron Lamb'in gitmesinin bir nedeni var mı? Şöyle söyleyeyim, bu tabii ki hani benim cevap verebileceğim bir konu değil ama hani şu kadar bir şeyini söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi bu koronavirüs salgınından dolayı hepimiz etkilendik. Kulüp de böyle bir karar aldı ama tabii ki üzüldük. Bütün sene beraber vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımızdan üçü yollarını ortaklaşa karar vererek ayırdılar. Bu konuda üzüldük tabii ama neticede bizim takımımız hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Eğer oynanırsa sezonu başarılı bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Erkan, ben başka bir şey soracağım. Bu arada diğer arkadaşlar da düşünebilirler. Şimdi kenardan oyuna girdiğin zaman kendini nasıl hazırlıyorsun maça? Yani her zaman ilk 5 başlamıyorsun. Zaten 12 oyuncu var. 5'i başlıyor, 7'si başlamıyor. Yani birileri kenarda olacak. Sen kenarda olduğun zaman gerek 1 dakika kala oyuna girsen, gerek işte oyunun yarısını 20 dakika kala, 15 dakika kala oyuna girsen, senin bir, çünkü şöyle bir şey de söyledin, sen tecrübeli oyuncusun. Spor psikologlarından daha önceki dönemlerde bir maç hazırlığı ile ilgili bazı bilgiler aldığını ve kendine bir rutin oluşturduğundan bahsettin. Muhtemelen oyuna girerken de kendi kafanda bir oyun planı oluşturuyorsundur. Biraz bize bu tecrübeni paylaşır mısın? Kenardan oyuna girmek zor bir şey mi?
Şöyle tabii ki dediğiniz gibi aslında burada biraz da antrenör tarafından da oyuncunun bakmasını istiyorum ben. Neticede 12 kişilik bir kadro var. O 12 kişilik kadroda da herkes oynamak istiyor. Bu oyuncunun tarafı. Fakat toplamda 200 dakikalık bir süre var. Bunu paylaştırmak gerçekten çok kolay bir şey değil. Benim burada kafa yapım, sen de biliyorsun Murat abi senelerden beri beni, altyapılardan beri. Hiçbir zaman as oyuncu belki takımın birinci skor opsiyonu olmadım. Ama ben bu şekilde kafa yapımı bir şekilde oyuna girdiğimde ne kadar girersem gireyim. Bu 10 saniyede olabilir, 5 dakikada olabilir, 25 dakikada olabilir. Ben o sahaya girdiğim an enerjimi, kapasitemin sonuna kadar kullanmak üzerine bir kafa yapısı kendime oluşturdum. Bir rutin oluşturdum. Ve o sahaya beni çağırdıkları zaman da sıkıntı yaşanan yerlerde neler yapabilirim, kendimi ne kadar daha fazla sahada tutabilirim, bunu düşünüyorum kenarda. Ve sahada yaşanan sıkıntılarda takım arkadaşıma nasıl yardımcı olabilirim? Açıkçası bunu düşünüp kendimi bu şekilde motive ediyorum. Ve bu şekilde sahaya giriyorum. Bazen başarılı oluyorum, bazen olamıyorum. Ama genelde maçın bütününde kendimi bu şekilde odaklıyorum. Güzel. Defne ve Çağla. Merhaba, Darüşşafak Ümraniye'den Çağla ben. Benim sorum, eskidenki altyapı idmanlarıyla şimdiki altyapı idmanlarının arasında fark var mı? Teşekkürler. Sağ olun. Ya eskiden tabii ki teknoloji değişiyor, dünya değişiyor, antrenman sistemleri değişiyor. O günlerle bugünü kıyasladığımız zaman bizdeki antrenman tempoları gerçekten çok yüksekti. Çok fazla çalışıyorduk. Gerçekten ve bu işe adamak derler. Gerçekten bütün takımlar bir şekilde başarılı olmak için aşırı motivasyonla çalışılıyordu. Şimdi de aynı şekilde bunu görüyorum. Antrenmanları takip ediyorum. Altyapı antrenmanlarını bazen. Aynı şeyi görüyorum ama şöyle bir şey vardı bizim zamanımızda. Bazen de fazla yüklenme, aşırı yüklenme olabiliyordu. Şimdiki dönemde de daha bilimsel, daha oyuncu psikolojisinden anlayan birçok antrenör artık var altyapılarımızda. Ve çok başarılı oluyorlar. O yüzden bu dönemde daha verimli çalışmaların yaşandığını söyleyebilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Peki. Çocuklar kaç yaşında Erkan? Biri 9 abi, diğeri daha 6 aylık. Maşallah. Allah bağışlasın. Peki büyük olan spor yapıyor mu? Spor yapıyor evet. O da Darüşşafaka'da jimnastiğe geliyor. Güzel. Pek basketbol şu an için ilgisini çekmedi ama o daha çok böyle sanat anlamında bir şeyler yapmak üzerine bir kafa yoruyor. O konuda da biz de şanslıyız Darüşşafaka'da. Baba kız Darüşşafaka çatısı altında ikimiz de antrenmanlar yapıyoruz. O jimnastiğe gidiyor. Ben basketbol antrenmanlarına gidiyorum. Şu an için bu şekilde devam ediyor ama tabii ki başka bir şey isterse onu da değerlendiririz. Peki. O zaman çok kritik bir şey soracağım sana şimdi. Günün sorusu. Erkan Veseloğlu normal bir sabah kahvaltısının menüsünü bize söyleyebilir mi? Sonra da büyük çocuğunun ismi neydi? Melek. Meleğin kahvaltı menüsünü öğreneceğiz. Ona göre. Şöyle açıkçası kahvaltı öğünü benim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bizim yaptığımız iş enerji üzerine. Şimdi bu enerjiyi doğru yerlerden ve düzgün besinlerden almak çok önemli. Ben de bu dönemlerde, ilk dönemlerde bu kadar bilinçli değildim ama zaman geçtikçe bu işe baş koyunca beslenmenin gerçekten bu kariyerin %60'ı, 65'i olduğunu öğrendim. Neticede bu bizim yakıtımız. Kaliteli yakıt almak çok önemli.
Bu da kahvaltıyla başlıyor. Şöyle söyleyeyim, her sabah net olarak değişmeyen bir rutinim vardır. 5 yumurta, bir sarılı, geri kalan 5 yumurta beyazı. Ve yaptığım bir karışım var. Şu karışım şöyle bir şey. Yulaf ezmesi, badem, ceviz, fındık, keten tohumu, chia tohumu. Bunları geceden badem sütünde bekletip sabah bunu bir de muz ezmesi koyup içine bunu sabahları tüketiyorum. Ve bazen deplasmanlarda kaldığımız oteller bazen uygun olmayabiliyor. Bunu önceden sorup bu şekilde bir menü çıkaramadıklarında evden hazırlayıp götürüyorum. Ve bu konuda çok dikkat ediyorum. Bazen arkadaşlarım da, takım arkadaşlarım da bazen bu konuda benimle abi çok fazla yapıyorsun falan filan diyorlardı. Ama gerçekten beslenme bu işin en önemli sac ayaklarından biri. O yüzden böyle bir kahvaltıyla başlıyorum. Kızım da bana çekmiş. Ona da geceden aynı şekilde bir hazırlık yapıyorum. Ve bu şekilde ikimiz de aynı kahvaltıyı yapıyoruz. Şu karışımı bir daha söyler misin? Ben not alıyorum. Tamam. Yulaf ezmesi, keten tohumu ve chia tohumu, muz ezmesi, badem, ceviz, fındık. Bunları geceden sütle yumuşatıyorsunuz. Sabah bu müsli denilen aslında bir ürün, marketlerde müsli diye satılıyor ama içinde şeker oranı çok yüksek olduğu için ben bunu kendim yapıyorum. Ya da bunu fırına verip granola olarak da hazırlayabiliyorsunuz. Ya da bunu küçük böyle evdeki büyükleri arkadaşların, bunları yulaf barlar vardır. Bu tariflere de kolayca ulaşabilirler. Bu tarz şeyler de yapabilirler. Yani neticede bu işte bir yerlere gelmek isterlerse bunlardan faydalanmaları gerekiyor. Yani bu tip şeylerden, gıdalardan gerçekten faydalanmaları gerekiyor ki çünkü ya ben de küçükken bakkaldan gidip atıyorum bir tane kek alıp, paket kek alıp antrenmana gittiğim zamanlar oluyordu. Belki şu an kafalarında zaten benim ihtiyacım yok ya da enerjim var denilebilir. Ama işler biraz daha zorlaştığında, profesyonelliğe yavaş yavaş adım atıldığında bunları uygulamak size çok fazla fayda sağlar. Ki ben bunun çok yararını görüyorum. O yüzden arkadaşlara da bunu tavsiye ederim. Ben bunu bu akşam deneyeceğim. Evde neler var bilmiyorum ama bizim evde kahvaltı biraz sıkıntılı oluyor. Özellikle yumurta konusunda. Evet. Benim de kızım 2007'li. Bunu deneyeceğim. Yani çünkü güzel bir tarif verdin. Hem müsli olarak yiyebiliyorsun, evet, hem de fırınladığın zaman bu bir bar haline geliyor. Öyle bir şey. Cinki isteyeceğim Murat abi, kusura bakma. Estağfurullah. Açıkçası çoğumuz krep ve pankek tarzı şeyleri de çok seviyoruz. Burada atıyorum yulaf ezmesini ya da yulaf unu diye satılan ürünler de var evde öğütücünüz yoksa. Yumurtayla bunu karıştırıp bunu da atıyorum çok sevmeyenler, beğenmeyenler olursa bu karışımı. Bu şekilde bir sabah da krep yapar gibi bu ikisini karıştırıp bunu da kullanabilirsiniz. Bunu deneyecek ekip var çünkü geçen hafta biz bir tane şef arkadaşımızı aldık. Burada aileler kek yaptı. Aşağı yukarı 45 kişiydik. Herkes kek yaptı. Bu potansiyel var bu ekipte. Bence bugün deneyecekler. Derya Hocam buyur lütfen. Erkan'cığım merhaba. Derya Dizdar ben. Darüşşafaka İmraniye. Murat abi önderliğinde Darüşşafaka İmraniye organizasyonu yürütüyoruz. Çok teşekkür ederiz seni ben Roma Karpilade. Harika bir kariyerim var. Ama ben şunu biliyorum. Sahaya girdiğinde arkadaşlar hani belki daha küçükler diye birçoğu bizim taraftan da var. Maslak'tan da var, Beşiktaş'tan da, Ankara'dan da var. Sen bütün sahaya girdiğinde her dakika son saniye kadar ne enerjin varsa vermeye çalışıyorsun. Büyük ihtimalle bu biraz önce vermiş olduğun şeyin de
menünün de bir önemi var diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Harikulade. Her şey harikulade. Seni izlemek, sağ içerisinde enerjin bitmeden izlemek müthiş. Demin Doğuş'u söyledin ama aslında sen zaten hep o işleri uzun yıllarda hep sürekli yapan kişiydin. Türkiye Basketbolu'nda. Tekrar teşekkür ederim öncelikle. Çok sağ ol. Benim merak ettiğim konu şu. Önemli bir maçtan sonra, kaybettikten sonra maçı da, her maçı kazanamıyoruz. Kazanmakta var, kaybetmekte var. Siz özellikle profesyonelsiniz. Orada kaybettikten sonra takım arkadaşlarınızı nasıl tekrar hazırlıyorsun? Orada kaptanın rolü nasıl ortaya çıkıyor? Burada kaptanlık yapan benim öğrencilerim var, oyuncularım var, adaylar var. Bir onlara bir konuda bizi aydınlatırsan çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum tekrar. Ya açıkçası teşekkür ederim abi söylediğin güzel sözlerden dolayı. Şunu tamam. söyleyeyim. Yani kaptanlık aslında zor bir şey bazen. Zor olabiliyor. Çünkü insanların maçtan sonraki kendilerini bir şekilde bir şey söylemek bazen kolay olmayabiliyor. Bunu kişisel algılayabiliyorlar. Ya da kendilerini bu şekilde koruma ihtiyacı hissediyor olabilirler. Çünkü birine bir şey söylemek nabzın yüksek olduğu yerde çok kolay olmayabiliyor. Bazen dediğimiz gibi zorlanabiliyoruz ama burada ben yine söylüyorum, şanslı hissediyorum. Bu konularda bir şey söylediğimizde açıkçası bunun kişisel değil, onları daha ileriye götürebilecek olgular olduğunu düşündüklerine inanıyorum. Ve bu konuda bir şey söylediğimiz zaman da tabii ki bunu harfiyen uygulamak imkansız ama en azından kulağına bir su kaçırma imkanı doğuyor. Burada bizim yaptığımız şey aslında maçtan sonra bazen eleştiride bulunabiliyoruz. Yani eleştirilebilme ortamı olabiliyor. Çünkü biz büyük olduğumuz için bazen saygı duyduklarından dolayı bir şey diyemiyorlar ama o nabızları düştüğünde, biraz da kendileri düşündüğünde, öz eleştiri yaptıklarında söylediklerimizin değeri anlaşıldıktan sonra bu konularda bir şey söylediğimizde daha kolay geri dönüş alabiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Açıkçası altyapılarda şu an profesyonel olmak için yola çıkmış arkadaşlar, kaptanlar da vardır burada. Onlara da tavsiyem gerçekten kolay bir şey değil. Bunun çözümünü her yerde farklı bir şekilde olabiliyor. Bunun çözümünü siz yola çıktıktan sonra kendiniz bulacaksınız. Sadece burada yapmanız gereken dürüst olmak, doğru olmak ve ona gerçekten belki saha içinde kızmış olabilirsiniz. Saha içinde belki paylaşmak istemediğiniz bir topu vermişsinizdir ya da aranızda bir kızgınlık vardır. Bunları kenara atıp gerçekten objektif olmak burada çok önemli. Çünkü profesyonel hayata giderken takım arkadaşınızla beraber bir yere gidiyorsunuz. Bazen de rakibiniz de olabiliyor saha içinde. Ama bunu her zaman dengede tutup bir kaptan olarak bir şeyi söylerken burada objektif olduğunuzu gerçekten karşıya göstermeniz çok önemli. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Murat Hocam özür dilerim. Birkaç bir şey daha ilave etmek istiyorum. Sizin herkesin saygı duymasının yollarından bir tanesi, nedenlerinden bir tanesi, yol demeyeyim, nedenlerinden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Çok çalışkansınız. Takımın için her şeyini veriyorsunuz. Bu saha içerisinde bunu gören oyuncu da ister istemez, tabii yaşınız etkisi olabilir ama arkadaşların daha net anlasınlar diye. Çünkü siz bunu yaptınız yıllarca. Her şeyinizi veriyorsunuz saha içerisinde ve arkadaşlarınıza saygı duymasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla çok çalışıyorsunuz, takım için her şeyinizi veriyorsunuz ve objektif oluyorsunuz. O zaman hani kaptanlıktaki püf noktaları yavaş yavaş böyle bir şekillendirmiş oluyor sizin üzerinizde. Çok teşekkür ederim harikulade. Çok sağ olun. Çok güzel. Erkan konuşmamızın sonuna geliyoruz. Kaşif elini kaldırdı. Peki son sözü Kaşif'cim söyle. Tarifi tekrar söyleyebilir misiniz? Yazamadım da. Tarifi tekrar söylesin peki. Tamam, söyleyeyim. Şöyle, yulaf ezmesi, keten tohumu. Ama bu keten tohumuyla çiğa tohumuyla ilgili onları normalde porsiyon olarak
bir kaşık kullanıyorum, bir yemek kaşığı, ama sizde daha ufak çocuklarda daha böyle tatlı kaşığı kullanmak daha sağlıklı. Bununla ilgili tabii ki bu benim kendi hani diyetisyenlerle, beslenme uzmanlarıyla yaptığım şeyler aslında. Ve sonrasında kendim artık bir şekilde oturttum bunları. Onları biraz daha küçük kullanın. Mesela ben 3 yemek kaşığı ya da 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi koyuyorum. Burada siz porsiyonunuzu kendinize göre ayarlayın, ama bu chia tohumuyla da keten tohumunu biraz daha küçük porsiyonlar, yani çay kaşığı ya da tatlı kaşığını geçirmeyin lütfen. Çünkü burada fazlası da, her şeyin fazlası nasıl zararsa, bunlar da fazlasını tüketmek çok sizi rahatsız edebilir belki. O yüzden yulaf ezmesi, chia tohumu, keten tohumu, elinizde ne varsa onları kullanın, ama benim için en önemli şey yulaf ve yumurta. Yani onu söyleyebilirim. Belki keten tohumunuz yoktur, chia tohumunuz yoktur. Evde ceviz, badem, fındık belki yoktur. Bunları temin edemiyor olabilirsiniz. Ama buradaki bence en önemli nokta şunu almanız. Yumurta sizin kas gelişiminizi sağlayan bir materyal. Yani protein ihtiyacı. Yulafsa burada size enerji vermeyi sağlayan, burada sizi gün boyunca zinde tutmaya çalışan, sizin aslında benzininiz olan şey biraz daha yulaf içinde var. Bunun yanına zenginleştirebileceğiniz ne varsa bunu koyabilirsiniz. Kuru yemiş olabilir. Belki taze meyveler, sebze meyveler olabilir. Burada elinizde ne varsa siz de kendiniz bunu zenginleştirebilirsiniz. Belki takım içinde ben böyle yaptım, şöyle yaptım. Bunlarla da kendiniz de evde bunları paylaşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ailenize yardımcı olun. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben yararını çok gördüm. Bakarsınız siz de beğenirsiniz. Çok mutlu olurum vallahi açıkçası. O zaman bizim alışkanlıklarımızın icabı şöyle yapalım. Bunu deneyip yapanlar lütfen bana resimlerini göndersinler. Evet. Bana olur, Uluğa olur, Derya Hoca'ya olur. Şunun resimleri bir Erkan'la ben paylaşayım. Bir de o bir puan versin bakalım. Kiminki güzel olmuş diye. Aynen. Ben de bu akşam kızım... beğenip beğenmediklerini ve bir puanlama da yapsınlar bakalım ne kadar bir, yapmışlar. Evet evet. 1'den 10'a kadar da bir puanlama yapın. Erkan Veyseloğlu'nun tarifiyle sabah kahvaltısında yeni bir menü ortaya çıktı. Yarın için bu akşamdan hazırlıkları yapın bence. Erkan, renkli bir konuşma oldu. Kimseyle biz bu kaptanlığı ve soyunma odasını konuşmamıştık. Hep işte sağ turnike, sol turnike, şutları konuşmuştuk, ama tekniğin dışında da oyuncuların önemli yaptığı şeyler olduğunu bugün arkadaşlarla şey yaptın, paylaştın. Vaktin için çok teşekkür ediyoruz. Son cümleleri sana bırakayım arzu edersen. Yani şöyle söyleyeyim, ben de çok mutlu oldum. Çünkü biz de evimizden uzağız. En azından bu şekilde oyunculara dokunabilmek, kariyerlerinin başında olan insanlara yardımcı olabilmek benim için de çok büyük bir mutluluk. Neticede biz burada tecrübelerimizi, onların geçtiği, şu an geçmekte olan yolu, biz şu an seneler önce geçmiş insanlarız. Bizim burada söylediklerimizden ne kadarını çıkarabilirlerse kendilerine kar olur. Yani burada ben de çok mutlu oldum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Açıkçası sporculuk gerçekten çok zor bir şey. Bunun önce bilincine varmanız gerekiyor ve gerçekten her yönden disiplin anlamında sorumluluk almanız gereken birçok şey olacak. Çok kolay bir yol değil, ama burada yapmanız gereken kararlı olmak, çalışkan olmak ve disiplininizi her zaman disiplinli olmak burada çok önemli. Gerçekten bir güne başladığınızda bir sporcu gibi başlayın ve o şekilde bitirin. Çünkü gün geçtikçe bir piramit hayal edin. Bu piramit her sene daha da daralacak ve A takım seviyesine çıkmak gerçekten daha da zorlaşacak. O yüzden bunları aklınızdan çıkarmadan her anınızı güzel değerlendirip bu yarışta öne geçmek için çok çalışmanız ve verimli çalışmanız burada çok önemli. Son sözlerimi böyle tamamlamak istiyorum abi.
Herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edin diyorum. Çok sağ ol Erkan. Çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonunu bitirmek üzereyiz. Yeni haftada da başarılı ve sağlıklı günler diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Süper Erkan. Eyvallah. Sağ ol. Süper.